bize e, bu birim karelerin kaça denk geldiği söylenmemiş. A gibi bir sayı. Çünkü bize afişin boyutunu soruyor. Peki e, içerik taralı bölüm 145 ise diyor. A nedir diyor. Şimdi şöyle yapacağız. Bunun her kenarı A olduğu için ben bunun kenarını bir birim kare gibi yapacağım. sonuçta A kare koyacağım. Yani burası sanki hani A ya. Şimdi hep A karelerle uğraşmak için bir gibi yapıp sonra A kare koyacağım. Yani A kareyi başa alayım. Şimdi gelelim. Şu çeyrek şuraya direkt koyulur mu? koyulur. Şuraya attım. Şu çeyreği de aldım. Çünkü niye? Yarı çapı 2, 2 olan ve bu da yarı çapı 2 olan şuraya koydum. Dolayısıyla ben ilk etapta şu. Şu alanı bulmak istiyorum. 5 kere 5 nedir? Bu 25 e a Artı. Sonuçta şu üçgen 1 çarpı 3 bölü 2'den kaç tane var? 2 tane var. Biri burada, biri burada. Onları da saydım. Şöyle sayanları tarayalım. Şuraları hep saydık. Şimdi yukarıdayız. 2 çarpı 2 bölü 2 şu üçgeni veriyor mu? 2 tane var ve son hareketimiz şurası. Orayı yamuk gibi düşünün arkadaşlar. Burası 1 burası 3. Yüksekte 1 olduğu için söyleyin. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı 1. Artı son olarak da şurası. Burası karenin köşesinden geçtiği için 45'tir. Bu da geçince 45 ve 90'ın gördüğü 3 ise bir kenarı 3 bölü köy 2'dir. Peki çarpımının yarısı nedir? 3 bölü köy 2, 3 bölü köy 2, 2 bölü 2 eşittir. Tüm alan 145'miş. Şurası 3, 28, 4 daha 32. Buradan 2 daha 34. 34 artı şurası da 9 bölü 4. A kare eşittir 145. Ve buradan ne geliyor musunuz? Burası 145 bölü 4 a kare eşittir 145'ten a karemiz 4 a kaç geliyor biliyor musunuz 2 a 2 gelince şurada kaç tane vardı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 çarpı 2'den 18'dir Burası da 11 çarpı 2'den 22 18 çarpı 20 bir afişmiş arkadaşlar. Tekrar Tekrarlayalım. Bir kenara A aldığım için arkadaşlar ben 1 1 olarak ya ben son A kare ile çarpacağım. Çünkü A çarpı A 2, A, çarpı A kare olduğu için. Ne yaptım? Şu iki çeriği buraya koydum. Şu alan 25 A kare. Sonra 3 çarpı 1 bölü 2'den iki tane var ekledim. Sonra 2 çarpı 2 bölü 2'den iki tane var ekledim. Sonra 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 dedim. Şu yamuğu oldu. Mesela sen 1 tam kare, 2 tane yarım kare, 2 tane kare var diye de diyebilirsin. 2, yarım bir tam olduğu için. Sonra şurada 3 e ve 45-45 geldiği için 3 ise 45, 3 bölü 2 3 bölü 2 çarpma yarısından dolayı da, da buldum arkadaşlar. Ve topladığımda 145 bölü 4 geldi. Tabi bir kenara A dediği için A karesi. O zaman 145'e eşit soruda demiş. O zaman A'mız kaç geldi? Burada 2 geldi. A kare 4 olduğu için. Dolayısıyla burası 18 burada 22'lik bir afişmiş arkadaşlar. Devam. Şimdi burayı okuyalım arkadaşlar. Tam O merkezinde tam köşegenin kesim noktası O merkezinde arkadaşlar bir tane köşegenin kesim noktasında bir ip sabitlenmiş. İp Gerdirerek çember çizilecek. Bu çember kareyi 8 noktada kesiyor. Böyle bir soru yapmıştık. Bak şimdi rahat yapacağız. Buna göre ipin uzunluğunu santimetre türünden alacağı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle ipin 4 noktada kestiği yeri bulalım. Bak tam değdiği yer. 4 noktada kestiği yer yani. 4 noktada kestiği yer. Hatta tam o olunca Burada ne oluyor? 8 8 oluyor değil mi arkadaşlar? Bakın 8 hatta burada ne oluyor? 8 8. Şu anda ne oluyor? Yarıçapı 8 olduğu zaman 4 noktada kesişiyor. Ama 8'den büyüdüğü an, büyüdüğü an kaç noktada kesime başlıyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 noktada kesme başlıyor. Peki böyle devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor en son en son şu köşeye geldiğinde yani şu köşeye geldiğinde yine 4'e düşüyor. Peki bu köşeyi nasıl buluruz? E 8 8 değil mi karenin köşeyi eşit böler burası? O zaman şurası arkadaşlar kaçtır? 8 8√2'dir ya da hocam zaten bu karenin köşegeni büyük çemberin çapıdır. 90 olduğu için deyip o zaman ben bir kenarı 16 olucu direkt 16 kök yine yarısı 8 kök diyebilirim. Şuradan da diyebilirim. Yarı çapı 8 kök olana kadar çizebilirim. Ama 8 kök de 4'e düşüyor. Ama küçük olunca 8 noktada kesiyor. Karesi 64 x kare 120 8 arkadaşlar 9 olur, 10 olur, 11 olur. Alacağı değerler toplamı da arkadaşlar 21, 30'dur. Tekrarlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın. İçeride değdiği noktada 4 noktada keser ve yarıçapı çapı 8'dir 16 olduğu için. Sonra bu büyüdü, biraz büyüdüğü zaman 8 noktada kesme 8 noktada keser 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 keser. Ne zaman ki şu köşelere gelince yine 4'e düşer. Peki o köşe nasıl bulunur? Ee, 16 16 90 gördük çap olur. 16 kökten 8 kökü. ya da şurada 8 8'den zaten yarı çapı 8 kökü de diyebiliriz arkadaşlar. Ve 8 köküye kadar. 8 köküden küçük olunca yine 8 noktada keser. Dolayısıyla ne olmuş oldu bizim yarı çapımız? 8 ile 8 kökü arasındaki tüm çemberler bunu 8 noktada keser. O merkezi tamam devam. Kumaşın köşede danteller yapılmış. Yarı çapı 1 santim. Şimdi 6, 8, 10 zaten burası 90. Bunlar hepsi eş bir şey, yarı çapı 1'miş. Gerçekten de bir bir koyduğun zaman burası 8. Burası 11, 1. Buraya da koyunca 6 tam oturuyor arkadaşlar. Danteller hep birbirine eşit. Yarım dairelerden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki bu kumaş artı dantelin tüm alan nedir diye soruyor. İçerinin alanı 6 çarpı 8 bölü 2 artı. Dışarıdaki de arkadaşlar 1 yarım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yarım demek. 6 tam daire demek. 6 tane pi 1'in karesidir arkadaşlar. Buradan 24 artı 6 pi'dir. Bakın 6, 8, 10 olduğu için orası 90 olmak zorunda kaldı. Gayet güzel. Kenarlarına yarıçapları eşit olan danteler yapılıyormuş. Buraya dört tane gelmiş. Yarı bir olan gerçekten 8 oluyor. İşte burada bir olan 5 tane yapmış 10 oluyor. Burası da bir oldu altı oluyor arkadaşlar. Sonra alan sormuş. Bu alan 24. 12 tane daire, 12 tane yarım daire de altı tam daire yapar. Oradan bulduk arkadaşlar. 24 artı 6. Soruyu beraber okuyalım arkadaşlar. Sorumuz ne diyor? Soruda diyor ki daire dediğim şekilde kağıt parçası o noktası o üstüne gelecek şekilde arkadaşlar katlanıyor. Katlamadan sonra OA ve OB üzerinde C ve D köşeler oluşuyor. Gayet güzel. Yani katlandı. Katlamadan önce kendi açıyordu hatırlayın. Katlamadan önce kendi açalım. Açalım. Çok güzel. Hatta CD ile şuradaki AB bine paralel olacak şekildeymiş arkadaşlar. CD AB olacak şekildedir diyor. Peki o zaman baktığımızda örnek veriyorum. Zaten şurası nereye gelmiş oldu? Şuraya gelmiş oldu. Aynı şekilde paralel olduğu için e, bu açı ile bu açı eşitse bu da buraya eşit olunca bu da eşit oldu. E, bu da Karşılıklı katlandığı için eşit olunca burada bir eşkenar dörtgen oluştu. Yani şöyle çektiğim zaman arkadaşlar şurası 90 olur ve dik kesişir. Gayet güzel gidiyor. Şimdi baktığımızda soruda bir kenarı 12 köküç vermiş. 12 ise bu arada 60 derece olduğu için şurası 30 30 60 60 60 60'tan 2 tane eşkenar üçgenin birleşimi olan bir eşkenar dörtgen oldu. Peki 12 köküçse nasıl paylaşır şurası? Çünkü aynı eşkenar üçgenler 6 köküçe altı kök üç doğru mu? 60'ın gördü altı kök üçse, 30'un gördü altı, burada altı oldu mu oldu? Yani yeni üçgenimiz şurası 12, yüksekliğimiz altı kök olan bir üçgende, şunlar kesili batılınca, bunu açtığımızda geriye bu kalmaz mı? Yine aynısından, yani şurası altı kök şekilde Peki nedir bunda lan? Köşegenler çarpım yarısı 12 çarpı 12 kök 3 bölü den, cevap arkadaşlar 72 kök üçtür. Tekrar edin, bakın. Bunu şöyle bir yerden katladığımızda bu tam buraya gelmiş. E zaten arkadaşlar bu buna paralel olduğu için zaten yarı çap yarı çaptan burası atmış, e burası atmış. E buralarda buralar da atmış atmış. katlanınca buralar da atmış atmış. Önce 60, 60. burada bir eşkenar üçgenlik oluştu. Ve 12 kök ise şimdi şurayı sileyim bulduktan sonra. Şurada 12 köküç olur ve kaç kaç böler şurada ikisi de eş eşkenar üçgen olduğu için 6 köküç 6 köküç. Peki abicim gördü 6 30'un gördü 6 6 oldu mu? Bize zaten şunun alanını sormuş. kesildikten sonra katlanınca çarpmanın yarısı diye geldi. Çünkü niye katlandıktan sonra kesildi. Bunu açınca alanı sormuş. Gayet rahat bir şekilde yaptık arkadaşlar. Tamam. Ayrıca geriye doğru en fazla 70 derece gidiyormuş. İleriye doğru da alfa kadar gidiyormuş arkadaşlar. Hareket olduğu nokta H'ymiş. E, geriye gidebildiği en son nokta B noktası. ileri gidebildiği A noktası. AB ile AH arasındaki açı kaç derecedir? Şimdi bakın. Şunlar hep salıncağın boyları olduğu için eşittir. Gayet güzel. Bize ne soruyor? A, B ile H arasındaki bu açıyı sormakta arkadaşlar. Aslında bu soruyu arkadaşlar biz e, konumuz çember olduğu için çemberde yaparsak yarı çap, yarı çap ya üçün de eşit olduğu için şöyle bir çember çizilebilir. Gayet iyi merkezi bu olan. ve 70'in gördüğü merkez açı 70'tir. 70'in gördüğü 70'te yarısı bura kaç olacak çember üzerinden? 35 olacaktır diye soruyu çemberden çözebiliriz. Bakın yarı çap, yarı çap, yarı çap şu aradaki açı sorulmuş. 70 ise bura 35'tir. Soru bitti. Ama bunu hocam ben e, ha, şeyle çembersiz çözmek istiyorum. Çözülüyor. Şuraya M diyelim. Şu ikiz kenardan. Çünkü bu da M. salıncan biliyorsunuz ki şunlar hep aynı. Peki şu ikiz kenar olduğu için şurası kaç olur? M artı x'e burası. M artı x olur. Bana şu açıyı söyler misiniz? Şu ikiz kenardan M artı x. Şu iki iç açıdan bana şurayı söyler misiniz? İki iç açıdan nedir orası? M artı 2x'tir. Peki şuradan da söyler misiniz? O da iki iç açı dış açıdan. 70 artı M M artı 2 x'ten yani M'ler gitti. X'imiz kaç geldi? 35. Tekrarlayalım. Bunların 3'ün eşit olduğunu salıncaktan dolayı biliyoruz. Bize şu x arasındaki açıyı sormuş. Buraya M dedim. M artı x e bu da M artı x. Bu x kerden oluyor. M ise burada M x kerden dolayı. 70 artı M de burayı veriyor. 2 x artı M de burayı verdik. Soruyu çözdük. Zaten şu da olur. E bu üçüncü açıları aynı mı aynı? O zaman şu x toplamları kendi içinde aynı olmak zorundadır da diyebilirsiniz. Gayet rahat arkadaşlar. Soruyu yaptık. 3 eşitse çember çizim 70'in gördüğünün yarısıdır. 35'tir. Devam. Öğretmen rastgele bir öğrenciden başlayarak aynı yönde öğrencilere sırasıyla 1, 2, 3 numaralarını veriyor. Son öğrenciye verilen numara çifttir. Çizelim. Bir çember. İşte şuradan 1 veriyor, 2 veriyor, 3 öyle böyle gidiyor. Son verilen numara çifttir. Bu çifti neden dedi biliyor musunuz? Şundan dolayı dedi. Çünkü numarası 9 olanın tam karşısına 32 geliyor. Tam karşısına çift olmasaydılar eğer bir öğrenci oturamazdı çift sayı çift sayıda öğrenci olduğu için tam karşısında öğrenci oturmak durumunda kaldı. Bu çok önemli. Karşı dediği zaman ne oluyor? Çapı oluyor. Tam karşısı çapı oluyor. Çok güzel. Çap. Tam karşısı çap. Şöyle 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun. Olayı bir anlayalım arkadaşlar. 4 öğrenci olsun diyelim. Peki burada toplamda kaç aralık var? 4 aralık var. Kaç öğrenci var? 4 öğrenci var. 2 öğrenci arasında kaç parça var? 1 parça var. Toplam kaç parça var? 4 parça var. Kaç öğrenci var? 4 öğrenci var. Demek ki buradaki parça sayısı oradaki öğrenci sayısını da vermekte. Bir de ikisi arasındaki fark da aradaki parça sayısını vermekte. O zaman 32 ile 9'un 32'den 9'u çıkarırsak şurada kaç tane parça var? 32 eksi 9. 23 tane eşit parça var. E 23 tane de burada eşit parça var. Toplam kaç parça? 46 parça var. O zaman son öğrenci 46 ki 46'dan kendisini çıkardı. mı? sıfır ya kendisi hani. 46 tane öğrenci vardır. Tekrarlayalım. Önce şunu kavramamız lazım. Mesela e, neden çift öğrenci sayısı var? Çünkü çift öğrenci sayısında karşısına tam öğrenci gelebilmektedir. Eşit oturduğu zaman. O yüzden. 3 öğrenci de karşısına öğrenci gelmez. Bu bir. İki. E, burada kaç tane parça var? Dikkat ederseniz kaç öğrenci varsa o kadar da parça vardır. Peki parça sayısı nasıl bulunur? E, parça sayısı da mesela atıyorum. Şunun karşısında kaç parça var? 4-2. 2 İki parça var. Doğru mu? Doğru. Gayet iyi. Şimdi gelelim. Buraya 32 eksi 90 kaç parça var? 23. 23 de 46. Toplam 46 parça varsa 46 tane öğrenci vardır. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Şuraya göre katlanmış ve bu B köşesi tam O'ya denk gelmiş. Gelmiş. Biz böyle durumlarda ne yapıyoruz? Katlanmadan önce kendini açıyorduk. Gayet güzel. E burası nereye eşit oldu? Buraya eşit oldu. Çok iyi. Hatta 12 yarı çap. Burası 6 6 oldu. Çok güzel. Şöyle çekersek burada ne oldu? 12 oldu. Hatta 6 12'den bu açı 30. Şurası 60 geldi arkadaşlar. Hatta şöyle yaparsak arkadaşlar burada da ikizkenlik var. Şurada 60. Şurada kaç geldi? 30 geldi arkadaşlar. Hatta katlandığı için şuradaki alan neyse buradaki alan da nedir arkadaşlar? Aynıdır. Hani bilgi olarak. Çünkü bunlar aynı. Vesaire. Şimdi benden katlandığında tek katlı bölgenin alanını soruyor. Burası tek katlı. Çünkü burası katlanınca çift katlı oldu ama burası tek katlı. Bu bölgenin alanını soruyor. Peki o bölgenin alanı şurası 120 derece olunca bana şu dilimi söyler misin? Pi 12'nin karesinin 360'da 120'si. Eksi şu S'yi çıkarmam lazım. Peki katlandığında üçgenler aynıysa bunlar da aynı değil midir? Aynıdır. Bana şurayı şu 60'lık dilimden şurayı nasıl geçeriz? Pi, şunu parantez içinde yapalım. Pi 12'nin karesinin 360'ta 60'ından şu eşkenarı çıkaralım. 12'nin karesi köküş bölü 4'ü çıkartırsam bak 60'lık dilimden eşkenar çıkarsam şurayı bulurum. E burayla zaten burası aynı olup onu da şuradan çıkaracağım arkadaşlar. Burayı 3'e bölersek 144'ü 3'e bölersek 48 pi eksi. Şurası da biri 24 pi eksi 36 kök 3. Buna da bunu görünce 24 pi artı 36 kök 3 oldu arkadaşlar. Şimdi olayı bir anlatayım arkadaşlar. Bakın şuraya göre katlandığında şurada tek katlı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Bu buraya göre katlandığında bu, ne oldu? Katlanırsa şuna göre. Şurası ne oldu? Buraya eşit oldu. E, şu yay şuraya gelmiş oldu. Eşit olduğu için 12'si 6 6 geldi. Bu da 12 olunca 12 6 12 30 60 90 üçgendir. Peki şu alanla şu alan aynı. E şuradakiler de aynı olmak durumunda katlandığı için. Peki ben tek katlı bölge sorduğu için şu dilimden pi 12 360'ın 120'den şurayı çıkarmam lazım. E, orayı şuradan çıkaramaz mıyım? O da pi 12'nin karesinin 360 60'ından eşi kenarı çıkartarak şurayı buldum. E burayı bulduysam burayı bulmuş anlamına geliyor ve şu dilimden orayı çıkarttım ve cevap arkadaşlar geldi devam. <laughs> ya yani ikinci çözüm soruya benziyor arkadaşlar. Bu sefer de tam tersini sormuş. Yarı olan çemberimiz sabit. Karemiz büyüyüp küçülecek. Kare ile çember 1.8 8 nokta kestiğine göre kenarın uzunluğu tam sayı olan kaç tane kare çizilebilir? Güzel. Şimdi önce ne diyorduk arkadaşlar? Şimdi kare yapıyoruz. Kare arkadaşlar en küçüğü önce bunu 4 noktada kesen olan şu kareyi bulalım. Bu kareyi bulursak arkadaşlar bu karemizin e, yarı olduğu için şurası kaç geldi? 20 geldi. Peki 20 ise bu kare eşit olduğu için 90'ın gördüğü çap ya. Çap 20 ise 90 o zaman buralar kaç geldi? 10 kök 2. 10 kök 2 geldi. O zaman benim karemin en küçük alacağı değer 10 köküdür. Çünkü orada 4 noktada keser. Sonra kare büyüyünce ne yaptı? 8 noktada kesmeye başladı. Devam etti büyüdü büyüdü büyüdü. En son en son en son karemiz büyüdü aynı bu şekilde. Büyüdü, büyüdü. Şöyle oldu. Kare bu tabi. Biraz yamuk çizdim. Kare. Bu sefer ne olmuş oldu? Bu sefer arkadaşlar bunun yarı çapı 10 değil miydi? 10. Bakın yarı çapı 10. E burada 10 değil mi? 10 10 şurası 20 olunca bir kenarı kaç geldi arkadaşlar 20 geldi bakın bunun hiç karışmasın diye yaptım yarı çap 10 değil mi de 10'du o zaman şöyle çekersen burada nedir 10 aşağı çekersen bu da nedir 10 o zaman şurası 20 bizim karemizin bir kenarı oldu o zaman 20'ye kadar 20'de de 4 noktada kesmeye başlayacaktır o zaman karesi 200 ile 400 arasındaki değerler ne olur 15'in karesi 16'nın karesi 17 18 19 ve farklılığınız 20'ye kadar geçeceği için alacağı değerler arkadaşlar tam 5 tanedir. Ember sabit durmakta içindeki karelerde büyüyüp küçülterek 8 noktada kesmeye çalışacağız. Peki şimdi 8 noktada kesiyor ya şu 4 noktada kestiği uç noktayı aldım. Yani 90'ın gördüğü burası çap oluyordu 20 ise bir kenarı 10 köy 2 olan karemiz 4 noktada keser. 10 köy 2'den büyüdüğü an 8 noktada kesmeye başlar. Büyür 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 en son değdiği noktaya gelir. Değdiği noktaya geldiğimizde de arkadaşlar şurası 10 on ondan bir kenarı 20 geldiği için 20 olan kare oluşmuş oldu. Ve dolayısıyla arkadaşlar küçük karemizde büyük karemizin alacağı değerler aradaki değerler bunlardır arkadaşlar gayet güzelmiş.